Formula 1'de sezonun 4. yarışı Japonya Grand Prix'si tamamlandı ve Red Bull emanet ettiği koltuğu duble ile beraber geri almış oldu. Japonya GP'den öne çıkanlara birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Avustralya'daki hayal kırıklığının ardından Japonya Red Bull'a gerçekten çok iyi geldi. Zaten pistin geçen seneden de Red Bull'a çok fazla uyduğunu biliyorduk ve bu sene de değişen bir şey olmadı ve Red Bull dominant bir şekilde yarışı kazanmayı başardı. Farkın yaklaşık 0.4 saniye civarında olduğunu düşünüyorum. Rakipleri geçen seneden daha yakınlardı tek turda. Ancak bu sene yarış temposunda yine daha yakın olsalar da Red Bull o istedikleri farkı korumuşa benziyor. Farkın 0.4 civarında olduğunu düşünüyorum. İkinci sıradaki Ferrari ile. Max Verstappen ve Sergio Perez, özellikle Sergio Perez'in performansı burada çok gerçekten kilit bir rol oynuyor. Sanki araç ikisinin de istediği bir noktadaymış gibi duruyor. Sergio Perez normalde zorlanır biliyorsunuz bu tür pistlerde. Ön tarafın limitte olduğu pistlerde. Ancak burada hiçbir sorun yaşamadı ve takımına dubleyi getirdi. Max Verstappen için bir şey demeye gerek yok. Yine o işini yaptı ve en hızlı tur, pole pozisyonu ve yarış galibiyetiyle beraber üçlemeyi tamamlamış oldu. İkinci sırada Ferrari vardı. Yapmış olduğum videoda Ferrari'yi McLaren'in bir tık önüne koymuştum ve aslında öyle de oldu. Lando Norris tek turda Ferrari'yi mağlup etmeyi başardı. Ancak yarış temposunda Ferrari ile çok fazla mücadele edemedi. Ferrari aynı zamanda Charles Leclerc'in tek turdaki sorunlarından sonra bugün muhteşem bir taktik yapmış oldu. Bu sayede Monakolu pilot 8. başladığı yarışı 4. bitirmeyi başardı. Özellikle yarışın yeniden başladığı bölümde 0 set medium takarak önünü açtılar ve Charles Leclerc de önü açıkken muhteşem bir tempo tutturarak bir anda rakiplerinden bir pit öne geçmiş oldu ve yarışı aslında bir pitte tamamlamış oldu. Yani yarış başladıktan sonra yalnızca bir pit yapmış oldu ve Ferrari lastik kullanımı sayesinde, ki bence artık burada Ferrari iyice rüştünü ispatlamış oldu lastik kullanımı konusunda, Charles Leclerc 4 sıra yükselmeyi başardı. Carlos Sainz tarafında ise McLaren yapmış olduğu hatadan sonra aslında podyum alacağı garanti bir yarış oldu. Çok doğru bir şekilde fazla uzatmadan hard stintini hemen mediumlara geçti son bölümde ve hem Leclerc'i hem de Lando Norris'i geçerek podyum yapmayı başardı ve bu sezon bitirdiği bütün yarışlarda podyum yapma serisinde sürdürmüş oldu. Üçüncü sırada McLaren vardı. McLaren burada tek turda Ferrari'yi mağlup etmeyi başardı. Pist üstü konumu da ele geçirdi ama nedense George Russell'a geçilmeyelim diyerek bütün avantajını Leclerc'e göre olan aynı anda pite girerek kaybetmiş oldu ve aslında pist üstü konumu bir anda Charles Leclerc'e vermiş oldu. Lando Norris yarışın sonuna kadar farkı 2 saniye civarında tutmayı başardı Charles Leclerc'le. Gerçekten iyi mücadele etti o ikili. Ancak hem pist üstü konumu hem de Ferrari lastik kullanımı hem de tempoda Ferrari'nin bir 0-1-0-150 kadar önde olması Charles Leclerc'in yerini korumasını sağlamış oldu. Burada öndeki pilotu geçmek için tempo farkınızın ciddi anlamda olması gerekiyordu. Lando Norris yapılan hatayla beraber pist üstü konumunu kaybedince yapabileceği bir şey olmadı ve yarışı 5. bitirdi. McLaren de Piastri bu hafta sonu kötü bir hafta sonu geçirdi ve aslında aracın defoları yarışta ortaya çıktı. Özellikle U virajı herkesten farklı bir çizgide dönmek zorundaydı McLaren. Bunu geçen sene Avusturya'nın 3. virajında da görmüştük. Belçika'nın 1. virajında da görmüştük. Aracın defoları ortaya çıktı ağır depoda ve bu da onlara tempo olarak geri döndü. 4. sırada Aston Martin veyahut da Fernando Alonso vardı. Aston Martin diyeceğiz tabii burada. Aston Martin buraya bir güncelleme getirdi. Güncellemeyi aslında göremediler. 2. antrenmanların koşulamamasından dolayı. Daha yazılabilirlerdi. Bence setup olarak tam mükemmel durumda değil Aston Martin. Buna rağmen Mercedes'i mağlup etmeyi başardılar. Hem de iyi bir şekilde mağlup etmeyi başardılar. Yani net bir şekilde mağlup etmeyi başardı Fernando Alonso. Aracın yüksek hızlı virajlarda rekabetçi olduğunu gördük. İlk sektörde gayet rekabetçiydiler. Orta sektör biraz sıkıntıydı. Ama Aston Martin iyi bir yönde olduğunu düşünüyorum. Bir güncelleme sonra belki başka şeyler konuşabiliriz. Ama burada gayet iyi performans gösterdi Fernando Alonso. Yarışın sonunda da Piastri'yi DRS'e tutarak böyle Mercedes'lere karşı iyi bir savunma yapmış oldu. 5. sırada Mercedes vardı ama Mercedes burada taktiksel bir risk aldı. Ben bu riske çok saygı duyuyorum.
yarışı hard hardla bitirmeye çalıştılar. Tıpkı Leclerc gibi tek pit yapmak istediler ama hard lastikler hem Pirelli'nin hem de Mercedes'in beklediği gibi çalışmadı. Ve bu nedenle özellikle X stintin son bölümünde çok fazla zaman kaybetti Mercedes. Bu zaman kaybından sonra taktiği değiştirdiler ama iş işten geçmişti aslına bakarsanız. Yoksa bu yarışta hem Alonso hem de Piastri ile yarışabilecek bir temposu olduğunu düşünüyorum. Ben Mercedes'in yani burada 6 ve 7.lik veyahut da 6 ve 8.lik gelebilirdi. Onun yerine 7 ve 9.luk geldi. Ben videoyu çektiğim sırada Josh Russell not edilmişti. Bence ceza çıkmaması gereken bir pozisyon. Yani ceza çıkarsa ben üzülürüm. Bence bu denemeler gerekiyor Formula 1'e. Son bölümde biraz kazandılar ama açıkçası aracın ederini sağlayamamış oldular. Ama Mercedes için olumlu bir cumartesi günü olduğunu düşünüyorum. Pazar günü hava biraz daha sıcaktı. Bu Mercedes'i biraz kötü etkiledi. Ama aracın istediği şartlarda nasıl çalışabildiğini gördük. Hiç kendilerine uymayan pistte rekabetçi kalmayı başardılar. Bence Mercedes Çin'de çok daha iyi olacaktır. 6. sıramda Racing Bulls vardı. Racing Bulls hem Daniel Ricciardo'nun kazası hem de Yuki Tsunoda'nın softla başlayanlara sıra kaybetmesi sebebiyle bilhassa biraz fazla uğraştı. Ön açılınca o tempoyu bizlere gösterdi. Burada geride kalanların en iyisiydi. Tıpkı tempo beklenti videomda söylediğim gibi geçen sene Red Bull'un çok çok dominant olduğu yerlerde Racing Bulls da bu şekilde geride kalanların en iyisi olacaktır. 7. sıramda Haas var ama Haas'ı yarışı bitirdiği için 7. sıraya koydum. Bence burada hem Sauber hem de yarışın başına kaybetsek de Williams daha iyiydi Haas'tan. Haas'ın yarışı çok iyi yönetti ama tempo olarak Sauber'in daha iyi olduğunu gördük. Sauber garip pitlerine devam etti. Haas ise yarışı çok iyi yönetti. Magnussen yine bir yastık görevi oynadı. Hülkenberg yarışı 11. bitirdi. İşte önden bir kişi daha sonra inşasaydı puan alırdı. Çok iyi yönetiyorlar gerçekten yarışları. Aracın maksimumunu alıyorlar. Gerçekten Haas'ı bu sene tebrik etmek gerekiyor. O nedenle 8. sıraya Sauber'i koydum. Şöyle ki Sauber bence Haas'tan da iyiydi. Pitlerde o pis üstlük konumunu kaybettiler. Ama aracın ilk sektörde geride kalanların en iyisi olduğunu gördük. Bu da bence Sauber'in güçlü olduğu konular hakkında bizlere güzel fikirler veriyor. Hem Avustralya'yı hem de Arabistan'ı hem de burayı pitler sebebiyle kaybetmiş oldular. Aslında kendilerine çok uyan pistlerdi. Çin'de daha yavaş olmasını bekliyorum ben Sauber'in. Ama yine bu tarz yüksek hızlı virajların olduğu pistlerde, Imola gibi bir yerde Sauber pit sorunlarını çözerlerse puan alabilecek bir düzeyde olduğunu bence bugün gösterdi. 9. sırada ise Williams vardı. Williams muhtemelen Çin yarışına çıkamayacak. Çünkü şasileri olmayabilir. Ya çıkacaktır tabii ki de bir şekilde yetiştirdiler ama şasileri yok. Çok fazla kazaya karıştılar. Hem Albon yarışın başında Daniel Ricciardo'nun aynaya bakmadığı bir pozisyonda yarış dışı kaldı. Logan Sargeant da garip bir hata yaptı aslında. Ve aslında aracın ederini gösteremedi. Yarışın başında Sargeant gayet iyiydi. Ama şunu biliyoruz öyle değil mi? Yani Sargeant bu kadar iyiyse Albon şu kadar iyi olur diyoruz. Bence bu Logan Sargeant için yolun sonu demek. Yani yarışı hatası bitirse de biz bunu diyoruz. Yani Williams ikinci pilotuna hiçbir zaman güvenemeyecek. Bu bence çok büyük bir sorun. Özellikle bu tarz mücadelenin oldu. Yani puanın çok kıymetli oldu. İşte Kevin Magnussen'in yaptıklarını görüyoruz. Bence Logan Sargeant'la sezon ortasında yolların ayrılması gerekiyor. 10. sırada ise hatta 11. sırada ise Alpine vardı. Alpine geçtiğimiz sene de burada iyi değildi. Seri yön değişimlerini sevmeyen bir şasi. Ve bu sene daha kötü olmalarını bekliyorduk zaten. Malum ilanı oldu. Yarışın başında hem Ocon hem de Gasly çok iyi birer yarışçı oldukları için bir şekilde mücadelenin içinde kaldılar. Ama herkesin önüne açıldıktan sonra çok ciddi bir fark yediler. Sauber'in yarış sonunda 26 saniye gerisinde kaldılar. Alpine için iyi olmayacağını düşünmüştüm ama bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten çok geride kaldılar. Çin'de daha iyi olmayacaktır. Ama Miami civarı biraz ben bir kıpırdanma bekliyorum Alpine'den. En azından tekrardan orta sıraların ortasına gelmek için. Japonya Grand Prix'i özellikle ikinci antrenmanın derlenmesinden sonra taktiksel olarak çok ayrıldı. Aston Martin soft, medium ve hard lastiklerini denedi. Mercedes hard'ı çalıştırmaya çalıştı. Ferrari medium hard veyahut da medium hard yaptı. Taktiği böldü. McLaren medium hard'a bağlı kaldı ama hard'lar istedikleri gibi çalışmadı. Red Bull için ise sorun yoktu. Red Bull her zaman hızlıydı. Medium hard herhalde bu hafta sonunun en iyi taktiğiydi ki podyum medium hard yapanlardan geldi. Evet, güç dengeleri bu şekildeydi. Çin'de ben Mercedes'in daha iyi olmasını bekliyorum. McLaren'in biraz geriye gitmesini bekliyorum Çin'de. Ferrari'nin Çin'in ilk sektöründe ve son sektöründe güçlü olmasını bekliyorum. Güzel bir yarış izleyebiliriz. Sprint de var. Belki setup konusunda sorun yaşayan takımlar olur. Bu bize belki farklı güç dengeleri sunabilir. Çin'de görüşmek dileğiyle diyorum. Tabii Çin'den önce de videolar gelecek ama Çin gerçekten
güzel bir yarış olacakmış gibi geliyor bana. Bu yarış da bence gayet keyifliydi bu arada. Ben taktiksel olarak keyif aldığım bir yarış oldu. Pist üstü aksiyonda beklenen daha fazlaydı. Japonya tek DRS olduğu için araçların birbirini takibi gayet zordu. Ya bence 130 arın olduğu düzlüğe bir DRS şart. 130 ara gelmeden belki DRS'i kapatma durumu yapılabilir. Çünkü 130 ardan korkuyor F1 yönetimi. O yüzden DRS yok orada. Belki DRS'i orada kapatma gibi bir şey yapabilirlerse Japonya daha da keyifli olabilir pist üstü aksiyon bakımından. Ama bence yine iyi bir yarıştı. Güç dengeleri de bu şekildeydi. Umarım videom keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizce güç dengeleri nasıldı? Ve sizce Çin'de Ferrari Red Bull'u tehdit edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.